Thank you.
Müdürüm, müdürüm. Ahmet Bey, müdürüm. Biz de siz konuşma yapacağınız diye buradayız. O zaman kesmeyin. Ya kesmeyin. Bugün Kurban Bayramı'nın 3. günü. Böyle mübarek bir günde. Vapurumuzda da ilk olan tarım anlamında, köy anlamında kullanılan sorunlarla boşa müzemizin açılışını hep beraber yapıyoruz. Derneğimize ve köyümüze bakmamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Kalplara yıkılır, teşekkür ediyoruz. Thank you.
yaşadığını, hayatlarını sürdürdüğünü anımsasınlar, bir nostalji olsun istedik. Hem bu araçların kayboluyor artık, yani birçoğunu zorla bulduk, birçok yerden derledik, toparladık. Yaklaşık bir yıllık, iki yıllık bir emeğin sonucunda bir araya getirdik. Bu araçların kaybolmasının da önüne geçmek istedik. Aynı zamanda da köyümüze turizm yönünden katkısı olacağını düşündük. Bu şekilde bir düşünceyle yola çıktık. Şu anda müzenizde ne kadar eser var? Genelde sadece bakım eşyası mı yoksa diğer tarım aletleri de var mı? Müzemizde Karasavan'dan Kaan arabasına kadar, yabalardan eski ip çıktıklarına kadar, bakır araç gereçler, ahşap araç gereçler, marangoz aletleri, eski paralar, giysiler, giyim kuşam, aklınıza gelebilecek 100 yıllık, 200 yıllık, belki 500 yıllık bir sürü eser bulunuyor. Efendim, siz neler söyleyeceksiniz? Köy derneğimizin bu yolda yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Çok güzel bir fikir attı ortaya.
dedelerimizin kullandığı eski eşyaları değerlendirdiler. Bu müzenin daha çok gelişeceğine, büyüyeceğine inanıyorum. Bu fikir doğru bir fikirdir. Köy okulları zaten toplu taşıma taşımacı sistemiyle beraber çok köy okulu boş duruyor şu anda, atıl vaziyette. Bu atıl vaziyetteki okulları köylere kazandırmanın iyi bir projesidir. Yani hepsi bu şekilde olacak diye bir kaydı yok. Diğer köylerde değişik fikirler üretilip atıl vaziyette duran okullara değişik yönde değerlendirilmesi fikri ortaya çıkıyor bu sistemden sonra. Bu fikri destekliyor. Göçer Muhtarı Avni Demir. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim bu müze köyümüzün eskiden tarımda kullanılan, evde ihtiyaç olarak kullanılan her türlü araç ve gereçleri burada teşhir etmek, bunları bilmeyen genç nesili bunları gördüğü zaman bu şartlarda nasıl yaşandığını, çiftin nasıl sürüldüğünü, ütünün nasıl yapıldığını, ışıklandırmanın nasıl yapıldığını görerek hayret içinde kalmaları ve bugünkü günlerine de şükretmeleri bizce bu genç nesile bunu tanıtmak ve anlatmak çok hoş oldu. Karadeniz bölgesi demeyeyim de kendi tanıdığımız bizim bölgemizde arkadaşlarım dediği gibi okulların harap olması, bakımsız kalması, zamanla bir hurda yığınına dönmesi üzücü bir olaydı. Bu vesileyle köyümüzün okulu dernek vesilesiyle bu şekilde müze bir oturma salonu restore edildi. Yapan dernek yöneticilerine, Gökçeaz Köyü halkına, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Devamı için ne yapmak lazımsa yapacağız. İnşallah ileriye dönüp daha güzel şeyler olacağından eminim. Sen neler söyleyeceksin? Bak gördüm burada neler var. En çok ilgini ne çekti burada? En çok ilgimi bakır çanaklar çekti. Eskiden bunları kullanıyorlarmış. Şimdi ise herkesin tabağı ayrı. Ama eskiden sofrayı ortaya koyuyorlarmış. Herkes oradan yiyor. Eskiden paralar farklıydı. Şimdi daha yeni paralar oluyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Dernek yönetimi olarak burada gerçekten örnek bir çalışma oldu. Bize neler aktaracaksınız? Ya da mesajınız ne olacak? Önce sizlere gösterdiğim ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Biz önce ilk defa bu yola çıkarken önce derneğimizi kurduk. Köyümüzde bundan 50 yıl önce olan bir panayır şenliklerimiz vardı. Karadeniz şenlikler adı altında. Bunları canlandırdık. Peşinden acaba bu yörede belki de ilk olan bir müzeyi, bir tarım müzesini, el sanatları müzesini gerçekleştirebilir miyiz diye dernek yönetimindeki arkadaşlarla yaptığımız istişareden sonra böyle bir şeye karar verdik. Uyuyan. Şeyleri...